kendisini Atatürkçüyüm diyen insan madde bir, emperyalizme ve kapitalizme karşı koyar. Madde iki, uşak olmaz, uşak! Madde üç, kuvayi milliye ruhuna sahip olur. Emperyalizme ve kapitalizme karşı halkı örgütler ve başı dimdik olur. Tam bağımsızlık ilkesinden söz eder, unutuz saymaz. Atatürk devrimleri için inkılap demez, devrim der, devrim! Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de 4 kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Ailesi Uğur Mumcu'nun adını koymakta hiç zorlanmadı. Babasının birkaç gün önce aldığı tayyare piyangosunu kendilerine çıkmasının ardından ismini Uğur koydular. Mumcu'nun ablasının doğduğu gün babası neredeydi dersiniz? Mustafa Kemal Paşa'nın 10. yıl nutkunu dinlemeye gitmişti. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekiyordur. Annesi hem kızmış hem de hak vermişti Mustafa Kemal sevdasına. İşte Mumcu böyle bir ailenin çocuğuydu. İlkokulunu bu yüzden devrimci oldum dediği, hep övündüğü Ankara Devrim Okulu'nda okudu. Liseyi Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde, lisans ve yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Uğur Mumcu aynı zamanda futbola ilgiliydi. Lider karakteri orada da kendisini göstermiş olsa gerek, takımının kaptanıydı. Bir talihsizlik yaşadı. Sakatlandı, futbola ara vermek zorunda kaldı. Berlin Panteri Turgay Şirin'i de çok severdi. Bu yüzden midir bilinmez, sıkı bir Galatasaray taraftarı. Üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi için bir yılına Londra'ya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra anayasa profesörü Mümtaz Soysal'ın asistanlığını yaptı. Bu arada Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Yön dergisinde de yazmaya başladı. Hocasının Doğan Avcıoğlu olduğunu her fırsatta söylemeyi de ihmal etmedi. 12 Mart Amerikancı darbenin ardından tutuklandı. Bir yılı aşkın tutukluk kaldı. Tutukluluğunun bitmesinin ardından askerlik şubesine götürüldü. Peki yargılanmasındaki neden neydi? Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa marşında geçen sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne sözünü yazısında geçirdiği için komünizm propagandasıyla suçlandı. Şu an gülerek hatırladığımız bu trajikomik olayları Sakıncalı Piyade kitabında okuyabilirsiniz. 12 Mart'tan sonra üniversite kürsüleri Uğur Mumcu'ya yetmedi. Gazeteci olmaya karar verdi. Uğur Mumcu için 1962 yılı önemli bir eşikti. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türk Sosyalizmi adlı makalesi Yunus Nadi ödülünü kazandırdı. Yeşil sermayeye rabıtayı deşifre eden Mumcu'nun mücadelesi sadece siyasal İslam ve yolsuzluklar değildi. Kontrgerillanın da üzerine yürüdü. Daha Susurluk kazası yaşanmadan kontrgerilla mafya ilişkisini ortaya çıkarmıştı. İşte bu yüzden Uğur Mumcu hedef alındı. 1993'ün 24 Ocağı'nda Ankara'da evinin önünde bombalı suikast sonucu öldürüldü. Uğur Mumcu sonsuzluğa yüz binler uğurladı. Türk milletinin haklı tepkisini yanlış hedeflere yöneltmek isteyenler oldu. Mumcu suikastinin ardında İran devletinin olduğu iddia edildi. Ancak Uğur Mumcu'nun son yazılarına baktığımızda gördüğümüz şey İran değil. Uğur Mumcu, MIT, CIA, mafya ilişkilerini, uyuşturucu ticareti cinayetlerini, Amerika'nın Orta Doğu planlarını, PKK ve ABD bağlantısını, çekiç gücün bölgedeki terörü nasıl beslediğini yazdı ve Körfez Savaşı'nda ABD'ye karşı konumlandı. Bu gelişmeleri Kürt Dosyası adlı kitabında toparladı. Ceyhan Mumcu'nun dediği gibi yazılarında baş hedef Amerika'ydı. Çünkü Türkiye'ye irticayı dayatan da Amerika'ydı, bölücülüğü destekleyen de. Uğur Mumcu bu emperyalist kuvvetlerin ve aparatlarının üzerine yürüdü. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, NATO aracılığıyla bizim devletimizin derin devlet dediğimiz kesimi, Gladio dediğimiz kesimi, NATO emrinde kalan kesiminin bu işi bildiklerini zannediyorum. Uğur Mumcu suikastını yapanlar hem bir Uğur Mumcu'dan kurtuluyorlar hem de bu vesileyle, yani bu olay bunda başka sebeple başka şey olabilir. İkinci bir amaç da İran-Türkiye ilişkilerini bozmak. Bakın o tarihte doğalgaz anlaşması yapılıyordu, yapılamadı. Türkiye İran'dan doğalgaz ithal etmek üzereydi. 25 Ocak'ta törenle sözleşme imzalanacaktı. O çok uzun seneler ertelendi. Bu suikast kimin işine yarıyor? Törenle doğalgaz anlaşması yapacağımız İran'ın mı
yoksa Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren Amerika'nın mı? Bu sorunun da yanıtını veriyor Urmuncu. Bu güzel memleketin C planı olmadı. Daima A, B, D planları devreye sokuldu. Urmuncu'nun aramızdan ayrılışının üzerinden 25 yıl geçti. ABD planları bozuluyor ve Türk gençliği Urmuncu'nun emanetlerine sahip çıkıyor. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere...